Merhabalar. Eğer bu kaydı dinliyorsanız bu muhtemelen seninle ilk tanışmamızdır. Tabi bundan aylar yıllar sonra çok dinlenip bir sürü podcast paylaştıktan sonra şunun bir ilk podcastine bakalım demediyseniz ya da YouTube ya da başka bir platform beni öne çıkarmak istemediyse durduk yere ilk kez tanışıyoruz. Merhabalar. Umarım etraftan size gelen sesler sizi rahatsız etmez. Çünkü beni rahatsız ediyor şu anda. Ya da bu kayda başladım diye kapı çalmaz ya da öksürük hapşırık krizine girmem. Bunlar beni sinirlendirirdi. Neden podcast yapıyorsun diye soracak olursanız da her zaman en doğru ve mantıklı fikrin kendime ait olduğunu düşünen bir koç burcuyum. Her gün burç yorumları okuyup da böyle hayatımın önemli kararlarını astrolojiye göre alan bir tip değilim. Ama burcumun bütün özelliklerini taşıdığımı görüyorum ve biliyorum. Hal böyleyken kendimi daha kısa bir şekilde nasıl ifade ederim bilmiyorum. Yani Koç burcu eşittir ben, ben eşittir Koç burcu. Eğer sohbetimden hoşlanırsanız ve fikirlerimi doğru bulursanız, o zaman beni takip ya da abone listenize ekleyebilirsiniz. Ya da ne saçmalıyorsun, o öyle değildir, böyledir diye düşünürseniz de, o zaman fikirlerinizi aşağı yazıp beni gıcık edebilirsiniz. Ama unutmayın ki her lafa bir cevabım vardır ve son sözü ben söylerim. Yani benim fikrimi değiştiremezsiniz maalesef. Yani böyle konuşuyorum ama aslında kimin hakkımda ne düşündüğünü önemseyen bir insanım. Ama bir o kadar da umursamayan bir insanım. Yani böyle konuşmamın sebebi bu. Yani siz benim hakkımda düşündükleriniz benim için önemli. Evet ama kısa bir süre için. Çünkü bir süre sonra üşenip, yani bunları düşünmeye üşenip unutuyorum ya da düşünmeyi bırakıyorum, umursamamaya başlıyorum. Bu çok iyi bir özellik. Size de tavsiye ederim eğer yapabilirseniz. Evet, bu podcast boyunca kendimi anlatıp kendimi tanıttım. Yani bilmiyorum bu podcast kurallarına uyuyor mu? Yani sürekli farklı bir bakış açısıyla çok derin şeyler anlatıp bir konu üzerine böyle derin çıkarımlar mı yapmam gerekiyor bilmiyorum. Şu ana kadar dinlediklerim o tarzdı. Ya ben sadece kendi fikirlerimi söylüyorum. Yani tabii ki de bazen derin şeyler de konuşurum. Yani farkında olmadan. Çünkü biliyorsunuz ki her zaman en mantıklı ve en derin düşüncelerin kendime ait olduğunu düşünüyorum. Onun için bu ses kaydının kurala uyup uymaması çok önemli değil. Sadece kendimi tanıtmadan başlamak istemedim. Yani bir insana merhaba, benim adım şu demeden yani konuya direkt dalmamalısınız diye düşünüyorum. Kısacası, eğer evde iş yaparken, yemek yaparken ya da işte yolda yürürken, araba kullanırken arkada bir ses olsun da kendimi rahat hissedeyim diye düşünüyorsanız o ses benim. Beni dinleyeceksiniz artık. Size bundan sonraki podcastlerim için iyi dinletler diliyorum ve görüşmek üzere diyorum.